Adın ne? Toprak. Toprak, ne güzel bir isim. Kaç yaşındasın? 14. Ha, katılabilir mi? Alet değil mi? Herhangi bir enstrüman çalacaksın. Yok, hayır. Ne yapacaksın? Zeka küpü. Ha, katılabilirsin canım. Ne demek zeka küpü deyince ne anladınız? Ses, ne demek? Ne yapacağız? Zeka küpüyle bir şey mi göstereceğim bize? O başka bir şey. Değişikleri var. Siz karıştıracaksınız ya da kim karıştıracaksa ben de çözeceğim. Çözeceksin. Hı-hı. Ha. Ben anladım. O zeka küpünü çok kısa sürede yapacak herhalde. Çok kısa sürede mi yapacaksın? Ne kadar hızlı yapabilirsem. Toprak, bu yeteneği nasıl keşfettin ve geliştirdin? Öyle, şans. Yani arkadaşlarla düşündük, kim yapabilir söyledik. Sonra başladım, öğrendim. Yani peki, uğraştım, oldu. Anladım. Alışveriş merkezlerine gideceğine böyle bir şeyle... Peki Toprak, seyrediyoruz seni. En başta birisi karıştırması lazım. Sen at, biz karıştıralım işte. Karıştır İsmail. İsmail, ah bu küp yok mu? Ah bu küp. Uğraşıp yapamadım. Ben onu karıştıramam bile ya. Rastgele çevir abi. Çeviremiyorum ki, zaten ben onu çevirsem sahnede ben olurdum. Abi bozması kolay, yapması zor bu. Bu kadar mı? Bunu mu yapacağım? Bu mudur? Evet. Onu şimdi normal haline getirecek kısa bir sürede. Zaten ben bozamadım ki. Normal hale getirsin. Ali abi, dengesiz hareketler yap. Dengesiz. Evet. Sürekli... Nine, 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 nine. Sen çok emin misin kendinden? Evet. Bir hilesi yok değil mi bunun? Hayır. Biz karıştırıyoruz ama bir yere sen basınca çıt diye toplanmasın bu. Olmaz. Al içme, ben yaptım. İlk ben yaptım. Hülya hala bozamadı. Al, ikinci de ben. Ben yapamadım. Neyi, bozamadın mı? Öyle vermişti zaten. Şimdi orada yapılmışlarıyla değiştir onu. Biz de buradan aval aval bakalım. Bak, bu benim karıştırdığım, zorlanacak bunda. Çabuk bunu mu yapar? Bak ne dedim? Benim karıştırdığımı yapamıyor. O kadar da hızlı olmuyor ama. Bak. Sizinkileri şıkır şıkır çözdü. Bizimkiler ikiliydi. Bak, bak. Hiç uğraşma, ben ona öyle bir şey yaptım ki. Toprak, şimdi... tebrik ediyoruz seni ama şimdi şöyle bir soru soracağım sana. Sen bu turu geçsen, mesela yarı finalde kalsan, yarı finalde ne yapacaksın? Yarı finalde? O da hazır. Bu da var. Daha büyük. Bunda her tarafı dönüyor. Peki, şöyle başka bir soruya gelelim şimdi. Bizim uzmanlık alanımız değil ya bu küp olayı. Hı. Senden daha hızlı yapan var mı? Bir adam var. O Hollandalı. Ama o da biraz komik yani. Ben o zaman başlayayım oynamaya.
Sonuçta ilk bölümümüz bu, ilk programımız gibi düşünelim. Hani yarın öbür gün daha iyisi gelir de bize acayip bir şov yapar, o zaman mukayese ederiz. Ama o mukayese etmemiz için bence taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Ben de evet diyorum. Toprak 3 evetle uğurluyoruz seni. Hoşça kal. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Almanya'ya. Tanıyalım sizi. Abim Burak, kuzenim Oğuzhan, kuzenim İlayda, ben Furkan ve kuzenim Ekrem. Peki 5 kuzen bir araya geldiniz, müzik mi yapıyorsunuz? Evet. Grubun adı ne? Grup Kuzenler. Bak bak ne enteresan, hiç akla gelmez vallahi. Bravo. Çok hoş. Peki. Seyrediyoruz. Ben kutluyorum ki başka şeylerle uğraşmayıp bir araya gelmişsiniz. Ailecek müzik yapıyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. Ama biraz düşünmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Siz yaşlarınızı bir söyler misiniz süratle? Abim 15 yaşında. Oğuzhan 13 yaşında. İlayda 11 yaşında. Ben 14 yaşındayım. Ekrem 17 yaşında. Şimdi böyle yaşlarla baktığımız zaman yeteneği değerlendirmek belki daha şey olur diye ben sordum. Özellikle evet. İlayda 11 yaşında dediler değil mi? İlayda 11 yaşında mısın? Evet. Çok şükür. Zehra'dan kadar ufak 4 yaş mı? Zehra 13'ün içinde evet. Ha, evet 2 yaş ufaksın. Doğru. Zehra'dan. Aslında bir araya gelmek de bir yetenek. Nasıl kuzenlerin bir araya gelmesi mi? Evet. Bayramda bir araya gelmişlerdir zaten. Çünkü... Efendim? Bir araya gelmeli. Bayramlarda bir araya geliyorlardır zaten. Olsun. Bir araya günde kaç saat birliktesiniz mesela müzik yapmak için? Haftada bir kere buluşuyoruz. Kuzenler olarak bir araya gelmeleri bir yetenek mi dedin? Yanlış mı duydun? Şöyle yetenek. Çok etkilenmiş. Evet, doğru. Allah Allah etkilendim çünkü. Ben de kuzenlerimle bir araya geliyorum bayramlarda. Hayır müzik yapmak için bir araya gelmeleri hoşuma gitti. Allah Allah Ali. Ali abi. Efendim. Burada çok önemli fikirler var. Bir kere... Kuzen olup birbirlerini bulmaları çok önemliymiş. Tamam mı? Ben sana kısaca özetleyeyim ilan dediklerini. Ya insanlar kardeş sonra, kardeş bir araya gelmekte zorlanıyor bu dediğin. Sonra hepsi müzik yaparken beraber yapalım demekleri... Ya geçen beni sene... Beni siz anladınız değil mi? Ben... Hayır yani sigara içer, öbürü der ki yok ben müzik çalmayacağım, yapmayacağım, gece sokakta gezeceğim. Öbürü der ki aman sizle mi uğraşacağım, her gün sizi görüyorum. 11 yaşında çocuk ya. Sen ne zannediyorsun 11-12 yaşındaki çocuklara? Aa, sen herkesi kendin gibi mi zannediyorsun? Bu 11 yaşında. Allah Allah. Ben nereye
diyecek bu çocuk 11 yaşında? Sen bir sokağa çıkar mısın? 11-12 yaşındaki çocuklar bütün alışveriş merkezlerinde tur atıyorlar. Alışveriş merkezinde tur ne var ki, tur atsınlar? Ama onlar tur atmıyor. Onlar her fırsatta müzik yapmaya çalışıyorlar. Ya ben başka yerdeyim. Evet, benim aile anlayışım başka. Tamam, anladık. Peki ben başlıyorum. Sevimli bir grupsunuz ama normal şartlarda bir liseye gitsem herhalde her liseden size benzer bir grup çıkar diye düşünüyorum. Ben hayır diyorum. Ben sizi bu yaşta olduğunuz için yetenekli buluyorum ve evet diyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Gerçekten yetenekli buluyorum ben de. Hem de çok böyle görsel anlamda hoşuma gittiniz. Yaş itibariyle şarkı söylüyorsunuz, müzik yapıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor bu devirde bu tür şeyleri görünce. Bunlar beni etkiliyor olabilir. Teşvik tamam. Etme kontenjanımı kullanmak üzere evet diyorum. Çok teşekkür ederiz. İki evetle ikinci turdasınız. Tebrik ediyoruz çocuklar. Bravo. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bütün Türkiye'ye selamlar.